Lezzet Testi kanalımıza 513. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda yine Türkiye'de olmayan Amerika'dan gelen bir cips Pringles çeşidiyle karşınızdayım. Pringles wavy, cheddar peynirli, soğanlı, sarımsaklı ve dalgalı bir şekle sahip olan bir Pringles'mış. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine Amerika'dan gelen bir Lay's çeşidi denemiştik. Lay's Layers. Onun fiyatı böyle 2 dolar küsürdü. Bunun fiyatı da 1 dolar küsür. Yani Lay's'ten daha ucuz. Fakat yine içerisinde gerçek cheddar peyniri içeriyormuş. Şuradaki plastik kapak muhtemelen valizde düşmüştür diye düşünüyorum. Yani bir plastik kapak olması lazımdı. Ama yok. Ama yine de gayet bakın korunaklı. Havası falan kaçmamış taptaze bir Pringles. Hadi hep beraber açalım. Hazırsanız açalım. Şöyle açmak bana biraz ters geliyor ama kafayı çevireceğim. Açarken birazcık zorlandım ama açtım. Yalnız gelen koku var ya, efsane bir koku çıktı. Tekrar bakacağım. Ay, patates püresi olur ya, içi böyle bol kaşarlı, bol sütlü. Böyle aldığınız zaman böyle kaşar peynirleri süner. Patates püresi hayal edin. Öyle yumuşacık tereyağlı. Fakat ne kokuyor biliyor musunuz? Ya inanamıyorum. Arkadaşlar, eski kaşar peyniriyle yapılmış, altı üstü iyicene kızarmış kantin tostu kokuyor. Resmen kantin tostu aromalı bir Pringles var gibi duruyor. Ben çok sabırsızlandım. Hemen tadına bakacağım. Bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Türkiye'deki cipsler ne bileyim böyle genzi yakıyor. Çok yoğun aromalı, baharatlı, acıydı, bilmem neliydi. Bu ne kadar yumuşak bir şey. Bir oturuşta tamamını yersiniz bunun. Yumuşacık, hiç rahatsız etmiyor. Hem hafif hem de çok hoş bir aromaya sahip. Resmen kantin tostu kokuyor. Yerken ilk birkaç saniye bildiğiniz kaşar peynirli tost yiyorsunuz, kantin tostu. Daha sonra arka plandan şey geliyor. Patates nişastası, patatesinin tadı geliyor. Ay, çok beğendim ben bu cipsi. Bayağı beğendim. Yani neredeyse bir ay olacak herhalde geleli. Tadına bakmamıştım. Çok şey kaçırmışım. Çok beğendim. 10 üzerinden 10'umu bırakıyorum arkadaşlar. Soğanın tadı, sarımsağın tadı çok gerilerden çok hafif geliyor. Ağızda neredeyse hiç tat bırakmıyor. Evet, ben şimdi kamerayı kapatıp birazcık bununla aşk yaşayacağım. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? 514. tadım testimizde hangi ürünü açacağım onu düşüneceğim. 514'te burada buluşalım. Hoşça kalın.